Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki soykırımının en fazla kurbanı Uygur çocuklarının oluşturduğu gerçeği CNN'in Türkiye'deki artan sayıda öksüz Uygur çocuklarıyla yaptığı röportajın ardından dikkat çekti. Muhabirlerin görüştüğü Uygur çocukları farklı yaşlılar ama durumları temelde aynı. Hepsinin ebeveynleri çeşitli nedenlerle Çin hükümetinin kamp sistemine kapatıldı ve pasaportlarına el konuldu. Hiçbir yere gidemediler. Bazılarının ebeveynleri ağır hapis cezalarına çarptırılırken bazı ebeveynlerin hayatta olup olmadığı da bilinmiyor. Böylelikle ebeveynlerinden öksüz olmaya zorlanan ve akrabalarıyla tüm iletişimleri kesilen bu çocukların bir kısmı ebeveynlerinin yüzlerini bile hatırlayamıyor. Çocuklardan biri 16 yaşındaki Hasan'dı ve ailemle görüşmeyeli 5 yıl oldu. Onlarla karşılaşırsam onları tanıyamayabilirim dedi. Rapora göre İstanbul'daki Uygur okulunda okuyan hemen hemen tüm Uygur çocukları aynı kaderi yaşıyor ve bazıları şimdiden ebeveynlerini tamamen unutmuş durumda. Okul müdürü Habibullah Hüseyin'i gazetecilere verdiği demeçte bu nedenle Uygur okullarındaki çocukları Uygur kimliğiyle eğitmek için çaba sarf ediyoruz dedi. Ancak Çin hükümeti şimdiye kadar Uygurların seyahat özgürlüğüne herhangi bir kısıtlama getirmediğini savunuyor. İstanbul'daki bu Uygur yetimlerin kısmeti ise Çin hükümetinin yalan söylediğini bir kez daha ortaya koyuyor. BBC'nin Çin muhabiri John Stewart, Çinli yetkililerin baskısı ve tehditleri nedeniyle Tayvan'a taşındı. Stewart, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklere yönelik politikaları ile ilgili haberleriyle ödül almıştı. Çin devlet medyası Global Times'ta yayınlanan bir haberde ise Stewart'un Sincan bölgesi ve COVID-19 salgınının kökeni ile ilgili taraflı haberleri nedeniyle Çin'de kötü ün saldığı ve Tayvan'a saklandığı belirtildi. BBC, Stewart'un Çin'de muhabirlik görevini sürdüreceğini ve haberleriyle gurur duyduğunu açıkladı. BBC'nin geçen ay elde ettiği yeni veriler, Çin'de Sincan özel bölgesinde Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu, Çinli yetkililerin yeniden eğitim adı verdiği gözaltı kamplarında kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını göstermişti. John Stewart'un 9 yıldır Çin'de yaşadığı ancak ülkede kalışının zorlaşmasının nedeniyle Tayvan'a taşındığı, ailesinin havalimanına kadar sivil polisler tarafından takip edildiği belirtiliyor. Gazeteci ekibiyle birlikte çekim yapmaya çalıştığında sürekli gözetim, tehdit, gözdağı ve engelleme ile karşılaştığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hong Kong'un otonom yapısını ciddi şekilde bozduğu ve ağır insan hakları ihlalleri işlediği gerekçesiyle Çin'i suçladı. Ancak Hong Kong'un ABD yasaları altında artık özel statü taşımadığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, her yıl Hong Kong politikası yasası kapsamında Kongre'ye yaptıkları bildirimle ilgili yazılı açıklama yaptı. Blinken açıklamasında Hong Kong'un ilgili yerel yasalara göre sahip olması gereken otonom yapısının Pekin tarafından ortadan kaldırıldığını ve bölgedeki insan hakları ihlallerinden Çin'in sorumlu olduğunu belirtti. ABD'nin aralarında bulunduğu 14 ülkeye yeni tip koronavirüsün kökeninin hayvanlar olduğu sonucuna ulaşan Dünya Sağlık Örgütü uzmanlar raporuna tepki göstererek raporun çok geç açıklandığını ve orijinal verilere ulaşım sağlanmadığını belirtti. ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Güney Kore ve Slovanya hükümetleri son açıklanan Dünya Sağlık Örgütü raporuna ortak yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada COVID-19'un kaynağına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili uzmanların çalışmalarının önemine vurgu yapılırken virüsün kaynağına ilişkin son rapor konusunda soru işaretleri olduğu kaydedildi. ABD yönetimi uzunca süredir virüsün kaynağına ilişkin çalışmaları yeterince kapı açmadığı gerekçesiyle Çin yönetimine eleştiriler yöneltiyordu. Avustralya'nın ABD ile ortak güdümlü füze üretimine başlayacağı bildirildi. Olası bir çatışma durumunda Avustralya'nın hızlı şekilde çok sayıda füzeye ihtiyaç duyacağını ve bunların ithalatına güvenilemeyeceğini vurgulayan Savunma Bakanı, böyle bir senaryonun mümkün olduğunu ve bunun Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirmeye karar vermesi durumunda gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Başbakan Scott Morrison ise ABD ile güdümlü füze üreteceklerini ve başlangıçta projeye $761 milyonluk yatırım yapacaklarını açıkladı.